Herkese merhaba. Bugün test konusunu hızlıca irdeleyeceğiz. Test kısaca test koşul condition ihtiyaçlarımızı batch scripting'de nasıl gideriyoruz sorusunun cevabı. Öncelikle evet bir if'den elif gibi bazı anahtar kelimeler var. Bununla beraber test komutu ve left bracket sol köşeli parantezde şaşırtıcı bir şekilde bir komuta işaret etmek üzere koşul ifadelerimizi kurabiliyoruz. Bunun için pek çok alternatif var aslında tek düze bir kuraldan ibaret değil. Tek köşeli parantez, çift köşeli parantez ve bununla beraber çift normal parantez ifadeleriyle if anahtar kelimesiyle birlikte kullanabildiğimiz gibi koşul ifadesini tek başına kısa devre yapmak amacıyla da kullanabiliyoruz. Burada çok önemli bir şey. Bir, çeşitliliğin varlığını ilk önce benimseyin ve en çok çift köşeli parantezi tercih edin. Bu bir. İkinci tercihiniz çift normal parantez olsun. Çift köşeli parantez ve çift normal parantezin varlığı şurada da ifade ettiği gibi diğer programlama dilleriyle daha aşina olan insanlara bir uyumluluk amacıyla konmuş. Tek köşeli parantez bash script yerine yalnızca SH'da sıklıkla kullanılır. Onu tercih etmenizin bir lüzumu yok. Şimdi çift köşeli parantez tek köşeli paranteze kıyasla bir anahtar kelime keyword'e karşılık geliyor. Hızlıca bazı kullanımları söz edelim, pek çoğunu da uygulayalım. Örneğin, en önemli dikkat edeceğimiz ikinci şey ise bu çeşitliliğin yanında bizim koşul ifademiz aslında burada ifade ettiği gibi bir exit statüs. Bu da ne anlama geliyor? Normalde bizim aşina olduğumuz true'ya karşılık bir ifadesi yerine exit status biliyorsunuz önceki derslerden bu konuyu irdelemiştik. Linux'ta ve bash scripting'de sıfır değeri başarılı anlam taşıyor, success anlamı taşıyor ve sıfır harici diğer ifadeler ise bir hata anlamı taşıyor. Dolayısıyla biz eğer bir true doğru koşul peşindeysek if'ten sonra veya if kullanmaksızın da göreceğiz. Condition'ın koşul sonucunun exit statüsünün success olmasını sağlayacağız ki success olması bize bunun çıkışın true olduğu anlamında taşıyacak. Dolayısıyla bu kafa karışıklığını uygulaya uygulaya üstesinden geleceksiniz. Şimdi örneğin burada ne demiş bakın. Logic and'i kullanıyor. VV ifademizle. Bu aynı C programlamada kullandığımız gibi 0 ve 1. Sonuç ne gelmiş? Echo dolar 1. Buradaki kafa karıştırıcı kısım. 0 ve 1 mantıksal olarak 0 anlamı taşır ve bu logical end olduğu için 0 burada false anlamı taşıdı. Doğru mu? Ama değerin dönüş değerine baktığımızda 1 yani sıfırdan farklı. Exit status bize bir değerini yani failure, success olmayan bir durum ifadesini gösteriyorken mantıksal operatörün içi normal programlama bilgimizle örtüşüyor. Ancak sonuç bash scripting'e özel olarak exit status sıfırdan farklı bir değer alarak bize bu false değerini temsil ediyor. Şimdi bu kafa karışıklığını biz şu örnekle giderelim.
Şimdi ben if'den ifadelerini birazdan ileriden tekrar da göreceğiz. Eğer bu ifade doğruysa prompt ne yapacak? Bize okey ifadesini basması lazım. Evet, neden basmaz? Çünkü 0 ve 1 mantıksal olarak 0 yapacağı için exit statüsü baktığımızda bakınız bu bir false ifade, failure ifade. Evet, çıkış değeri exit status sıfırdan farklı olarak bize false'u, failure'ı, hatayı gösterirken mantıksal olarak ise buradaki değer bakınız sıfıra karşılık, sıfır pardon. Logical end olmalı. Evet. Şimdi tekrar bakıyorum. Bakınız aynı şekilde aynı ifadeyi gördük. Biraz önce tek end koyarak bitwise end koymuş oldum ama aynı sonucu dönmüş oldu. Evet, buradan aşağıya doğru devam ediyorum. Yine aynı örnekte 1 ve 1 bu sefer true anlamı taşıyacak veya yani sıfır haricinde herhangi bir şey 10 ve 100 dediğinizde yine mantıksal olarak true anlamı taşıyacak ve bunun sonucunda on ve 100 mantıksal olarak true'dur ve dolayısıyla biz de geri dönüş değerini exit statüsü sorguladığımızda pardon bitwise end koydum. Şimdi logical end koyuyorum. Evet, sıfır değerini görüyoruz. 10 ve 100 bu arada bitwise end olarak sıfıra karşılık geleceği için biz de burada false çıktısını görmüş olduk. Evet, bu ikircikli yapıyı uygulama yaptıkça benimseyeceksiniz. Bakınız burada da yine bir zeka sorusu gibi size bir uyarıda bulunuyor. Çıktısı eksi 2'ye 2 eklediniz ve 0, elinizde bir 0 sonuç değeri var. Ve bu ne oldu mantıksal olarak? False ve exit statüsü olarak da failure'a karşılık geldi. Şimdi bir de bunun sonuna end koyarsanız kısa devreden bu ikinci kısma geçmeyecek. Hiçbir zaman echo var basılmayacak. Eğer if keyword'ünü bir komutla birlikte kullanırsak ki buna çok güzel bir örnek bakın. Bir grep işlemi yapılmış. O grep işlemi sonucunda dosya eğer içeriyorsa yani şu grep komutunun çıktısı ne olmuş oluyor? Dolar soru işareti sıfır sa, dolar soru işareti sıfırsa ne olmuş olacak? Burada echo file contains en az bir tane 5 kelimesi içeriyor diye çıktı alacağız. Gelin bunu hemen bir dosyanın içerisine koyalım. If anahtar kelimesini bir komutla doğrudan kullanımına örnek yapmış olalım. Evet, başlangıç ifademi sıfıra sıfır konumunda yazıyorum. Ne burada ne burada. Sıfıra sıfırdan itibaren diyez ünden 1005 interpreter yorumcumu buraya yazıyorum.
Evetten eko içeri alalım. Fi'yi de kurtaralım. Evet, bir kontrolsüz bir şekilde de yapabiliriz onu. Şöyle yapalım. Parametre alsın. Birinci parametrede aranacak. Tabii bunların kontrollerini daha sonra da göstereceğim. Kontrollü bir şekilde yazmayı. Birinci parametresi ve ikinci parametresi olarak bir şuna arc 1 diyelim. Şimdi hızlıca ifade ediyorum. Meramımı. Bunları daha sonra scriptlerde kontrol bir şekilde alacağız. Evet, birincisine arama kelimemizi yazacağız. Uygulamam şimdi script'imizi çalışır hale getirelim ve buraya bir test dosyası koyalım. Test.log olsun. Ve bunun içerisine bir 5 yazalım. Bir mesh yazalım. Bir cache yazalım. Esprilerimizi test log'a bakıyoruz. Yazmışız. Şimdi 5 kelimesi içerisinde var mı test logumuzun? Hemen bakalım nerede hata yapmışız. Şurada. Evet, bir tane, en az bir tane 5 içeriyor diyor. Bakalım zeş içeriyor mu? Hayır. Tamam. Şimdi ne oldu böylece? Şimdi biz sadece şu grab'i kendimiz elimizle çağıralım. 5 kelimesini arıyoruz. Nerede? Buradaki test dosyasında. Buldu mu? Buldu. Her şey geri dönüş değeriyle yönetiyoruz bu test condition'larını. Bakın. Ne oldu? 0 yani başarılı. CSH diye bir ifade var mı? Bakın yok. Bir başarısız çıktığı gördük diyorum ve hemen devam ediyorum. Evet, buradan boş ifade testini de gösterelim. Evet, null bir değer karşılık olarak bakıyoruz. Null is false. Evet, boş değer için if condition bize false değerini dönmüş oldu. Burada diğerleri de örneğin hiç daha önce kullanılmamış bir x, y, z ifadesi. X, y, z string olarak burada ve x, y, z string değeri tur anlamı ifade edecek tabii ki. Ama uninitialized variable yani ilklendirilmemiş bir değişken değeri ise bir false anlam üretecek günün sonunda. İlklendirilmemiş değer için şimdi tre n'in ne olduğunu hemen hızlıca bu tarz ifadelere birazdan bakacağız. Tam dokümantasyonu mantest içerisinde ve şaşırtıcı bir şekilde şaşırmaya gerek yok. Zaten sol köşeli parantezin komutu olduğunu söylemiştik. Aynı yere geldik. Buradan örneğin tire n nedir diye bakmamız
icap edecek. Evet, sıfır değilse anlamı taşıyor tren. Treze ise sıfırsa anlamı taşıyor. Şimdi buna bakalım. Örneğin initialize edilmemiş bir değer sıfırdan farklı mı? Hemen bunu bir sorgulayalım. Hiç ilgilendirilmemiş bir değer sıfırdan farklı mı diye soruyoruz. Any need var is true veya false. Bakalım şimdi hangisini göreceğiz. False'u göreceğiz tabii de. Tren için evet, örnekten farklı olarak tek köşeli parantezi çift tırnağı almadığımız için true değerini gördük. Şimdi bir farkı göstereceğim çift köşeliyle. Bakınız burada false'u gördük uninitialized variable için. Çift köşeli parantez kullandığımızda ki normalde çünkü konuyu işlemek için tek köşeliyi de gösteriyorum. Çift köşeli parantez kullandığımızda bakın yine false ifadesini göreceğiz. Çift köşeli parantez tırnak içerisinde olup olmamasına bakmadan yorum yapıyor. Şimdi biz x, y, z'yi initialize edelim artık. Bir ifade olsun içinde. Şimdi non-zero mu boyutu diye soruyoruz. Evet, boyutu non-zero. Şimdi boyutu zero mu diye soruyoruz. Cevap ne gelecek? Hayır. Evet. Bir ifademiz var. Şimdi boyutunu sıfırlayalım. Boyutu sıfır mı diye soruyoruz. Evet, doğru. Boyutu non-zero mu diye soruyoruz. Ve yanlış. Bu kısaca örneklerin özeti olarak bir string ile kullanımı. Eğer bir empty string varsa elinizde boş string. Onu tabii çift köşeli parantezde artık çift tırnak da kullanmanıza gerek yok. Tek köşeli parantezin kullanımı oldukça ilkel. Evet. Burada non-zero mu? Hayır. İçine bir şeyler yazıyoruz. String'imizi dolduruyoruz. Non-zero mu? Evet. Karşılığı olarak cevabımızı aldık. Burada kafa karıştırmak için false ifadesini kullanmış. Bakın burada çift tırnak içerisinde false'u kullandığı için false is true çünkü o bir string ve mantıksal geri dönüşü de tabii ki false aynı zamanda bir komuttur da ve karşılığı her zaman ona dikkat edersiniz. Örneğin false komutu echo dolar soru işareti dediğimizde bakın her zaman bir üreten yani exit statüsü olarak failure üreten bir komut. True komutu da tam
tersi her zaman success üreten bir komut. Ama burada örnekte biraz kompleks örnekler vermek için false kelimesini aynı zamanda string olarak da kullanmış. Evet, genel olarak formatımızı kullanırken gördüğünüz zaten bir condition köşeli parantez içerisinde biz çift köşeli parantezi tercih edeceğiz. Tek köşeli parantezin kullanımı ilkel ve zor. Çift köşeli parantezi kullandık. Komut 1, 2, else dedik. Diğer koşulda da komut 3, 4 diye devam ettik. Bu kullanım. Bunun dışında da evet bir de elif kullanımımız var. Elif de else if anlamını taşıyor. İkinci koşulu ifade etmek için biz şimdi bir de elif kullanalım. Burada tabii ki iki koşul var ama birazdan çeşitlendiririz örnekleri. Trz, dolar, x, y, z diyorum. Else kullanmıyorum. Şu an. Üçüncü bir koşulu yok zaten. Burada ne diyorum? Non-zero boyutunda mı yoksa zero boyutunda mı diye ayrı ayrı soruyorum bu sefer. Elif'den tekrar kullanacağım. Ya da şöyle yapacağız. Elif'den benim daha çok kullanımım. Bu şekilde deni aşağıya atmak yerine yanına alıyorum. Evet. Evet. Ne çıktı? True. Neden? Çünkü sıfırdan farklı. Sıfır eşit diyelim. False. Buraya is non zero length diyelim. Altına da zero length diyelim. Doğru yanlış yerine. Şimdi bizimle öyle konuşsun. Evet. X, Y, Z şu an zero length. İçine tek bir karakter de yazsam ne olacak? Artık non zero length olarak bize yorum yapacak. Evet, type komutuyla örneğin işte burada görüldüğü gibi testin bir built-in comment olduğu, sol köşeli parantezin built-in comment iken çift köşeli parantezin bir keyword veya diğerinin keyword veya kapanışın o tamamen not found diyor. Keyword olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde type elif dediğimizde veya type if dediğimizde de aynı şeyi keyword olduklarını görüyoruz ayrıca. Evet, köşeli parantez yerine veya tek parantez yerine test komutunda doğrudan kullanabiliyoruz. Syntax değişmiyor. Test komutunu doğrudan kullandığımız örnek yapalım. Şimdi diyeceğiz ki test. Tırnağımıza da alalım. Artık konforu bırakıyoruz. Konforlu alanı. Elif test diyoruz. Aynı şekilde bakın şu an non-zero'ymuş. Zero'ya eşitleyelim. Bakıyoruz şu an zero length olduğunu görüyoruz. Test komutunu da doğrudan kullanarak kullanımı da bu şekilde göstermiş olduk. Veya full path
vermekte bir başka şekli. Evet, bu kısımları hızlıca geçiyorum.